Ben 44 yaşındayım. Daha önce Diyarbakır Spor da vardı. Biz buna alışınız. Her an Ahmet Spor ve Diyarbakır Spor ne olursa olsun yoluna devam etmeli. Ne istek de bu stadyumda olacak. Burada en büyük pay Ahmet Spor yönetimine ve Ahmet Spor taraftarına düşüyor. Sağduyulu olmamız gerekiyor. Biz kendimizi bildikten sonra diğer taraf ne yaparsa yapsın yolda devam etmeliyiz. Tabii ki geçmiş yıllarda Diyarbakır Spor'a da aynısı yapılıyordu. Mesela özellikle dışarı gittiğimiz zaman her zaman PKK dışarı diyorlardı. Şimdi Ahmet Spor'un üstüne de aynısını yapıyorlar. Tabii ki biz ırkçı söylenmelere her zaman karşıyız. Biz birleştirmede yanayız yani. Ben geçmişte Direniş Dernek Başkanlığı'nı yaptım. 44 yılda tribünün içindeydim. Şu anda Mezopotamya Taraftarlar Federasyonu kurdum. Yaklaşık 16 takımda bu bölgeyi birlik çatısı altında bir araya getirdim. İnşallah bundan sonraki süreçte bu ırkçıların üstünlüğüne daha da üstün geleceğiz yani. Haftaki beri İstanbul'u aile ki aile kime atın erişi. En Jibon Ayici atın bir maçı. Hem taraftar ya Ahmet Spor'una hem her deri herkesi hem her gerek vere ser Ahmet Spor'u. Ahmet Spor takıma me teninine, takıma teni Ahmet'inine, takıma hemi gelekine. Böyle bir durum var, ırkçı saldırılara karşı herhangi bir şey şu an yapamayız. Şundan kaynaklı bir kere hem iktidar tarafından yani iktidarın ve yani onun kanatlarının tarafından gelen bir saldırı var. Mesela Ahmet Spor diye bir takım yoktur diyen Devlet Bahçeli. Ve bir de biraz şeyden kaynaklı, Türk milliyetçilerinden kaynaklı bir durum. Ahmet Spor adını lekelediler bir şeyler. Hayır biz öyle bir değiliz yani şu an sen biz Türklere karşı bir ırkçılık yok bizde. Burada kime sorarsanız sorun öyle bir şey göremezsiniz. Ha, onların tarafından var bu. Niye? İsminden rahatsızlar. Taraftarından rahatsızlar çünkü sadece ırkımız ve kimliğimiz yüzünden bize saldırıyorlar bu konuda. Yoksa Ahmet Spor'un herhangi bir ırkçı saldırısını gösteremezsiniz bize. Şu an hani yeni kadro olsun, yeni yönetim olsun, taraftarların kendisi olsun. Böyle bir şey yani kendimiz yapmayız, yapılmasını da istemeyiz, diğer takımlar da yapmayız biz aynı şekilde. Umarız onlar da daha iyi yerlere gelir hepimiz gibi. Yani biz beraber tekrar maç yapmayı isteriz. Diğer ırkçı saldırı için de umarım tedavi olurlar. Biraz akıl hastalığı var onlarda. Umarım tedavi olurlar diyelim onlara. Ya Ahmet Spor taraftarı ile Türkiye ile Cumhuriyet Türkiye. Bak bu düşmanatı elmenlerin. O hem gibi çiçek avı bu kulağın karşılamışken emlak vazı matışlar çeyfen. Spor, bratı ve kardeşliği. Babam eliş hakimlik yemeği kurdu Kurdistan'a ev kurmanış iki. Başka bir sebep ayıtını yani Ahmet'e, Ahmet'e, Diyarbakır'a çi farkı ki. Onlar geliyor buraya biz onlara iyi davranıyorsa biz gidiyorsak oraya onlar bize terörist yemesine hani hakları yok. Nasıl sana söyleyeyim bir de yani biz karşı tarafa iyi davranıyorsa karşı taraf da bize iyi davranmasını istiyoruz. Hani biz teröristleriz, Kürdüz. Başka bir şeyimiz yok hani bizim. Sebebi Kürt olduğumuz içindir, Ahmet olduğu içindir. Başka sebebi yoktur bunun. Bu şehri sahiplenacağız. Ya illahi kazanacağız. Ma hep kaybetmekle olmuyor abla. İllahi kazanacağız bunu. Direne direne kazanacağız. I came here today to support Ahmet Spor. Because I know it's also very important for political reasons. And I fully support Ahmet Spor and Kurdish resistance. And this is why I came here today. Erbiş Ahmet Spor. Ahmet Spor her zaman şampiyonla oynuyor. İnşallah bu yıl o hasreti bitireceğiz. Ama Ahmet Spor'a uygulanan bu deplasman yasakları ve geçen hafta İstanbul'da yaşanan olayla ilgili de bütün kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Ahmet Spor bölgenin değil, dünya takımıdır Ahmet Spor. Ahmet Spor'un dünyanın her tarafında taraftarı vardır. Ahmet Spor bir kültürdür. Yani Ahmet Spor'u yaşamak lazım. Onun için kimse bize ayrıcalıklı bir gözle bakmasın. Biz her zaman olduk. Ahmet Spor her zaman da olacak. İnşallah bu sene şampiyon olacak. Taraftarlara saldırının temeli tamamıyla Ahmet Spor'un sahip olduğu kimliktir. Bu takım Kürt kimliğine sahiptir. Bu takımın sahip olduğu kimlik bu devlet tarafından da sistem tarafından da kabul edilmemektedir. Nasıl ki birçok alanda her şeye yasaklarla cevap veriyorlarsa, dilimizi, ırkımızı yasaklıyorlarsa bugün Ahmet Spor için deplasman yasaklarını da getiriyorlar. Tek şey bütün halkımızın Ahmet Spor etrafında toplanması gerektiğidir. Böyle güzide, böyle onurlu, böyle şerefli bir takıma sahip olduğumuz için bundan onur duymamız gerekiyor. Kınıyorum ben hani yapılmaması gereken şeylerdi. Yapıldı ne yazık ki. Yani çok kınıyoruz.
Yani AME'de böyle şeyler yapılmaması gerekiyordu ama yani sahiplenerek geldim, severek de geldim. Hani bir Ahmet Spor taraftarı olarak geldim desteklemek için. Yani inşallah alırız ya.